Kültürhanenin şezlonglarıyla başladığımız kent turunu Kazan'a veda ile bitiriyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi diyeceğim ama birkaç haftadır ara verdik. Hem bayram tatili sebebiyle hem de yönetmenimiz Burkay Gündüz'ün geçirdiği bir kaza sonrasında malulen izinli olması sebebiyle böyle bir aksattık. Ama bu hafta yine Fredrik Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle karşınızdayız. Hem de Çiçeği Burnu'nda şezlonglarımız da karşınızdayız. Görüyorsunuz alnımızın teriyle programımızı çekiyoruz. Mersin'de hava sıcaklığı 35 artı düzeylerde ama şezlonglarımızın verdiği bir ferahlıkla çekiyoruz. Artık şezlonglarımız var, bir yaz köşemiz var. Gölge olduğunda tadını çıkardığımız muhtelif soğuk içecekleri tükettiğimiz mekanlarımız var. Şezlong zaten tatil demek. Şezlong deyince aklımıza hemen böyle bir tatil beldeleri geliyor. Tam da bu konuyla ilgili olarak Özlem Yalın 23 Haziran'da Gazete Duvar'da şezlongların tarihini yazdı. Tarihi çok eskilere gidiyormuş. Milattan önce 8000 yıllarına kadar, Mısırlılara kadar gidiyor. Ama ilk örneklerini bizim topraklarda, bizim coğrafyada mesela Datça burnundaki Knidos kentinde görüyoruz. Orada ve diğer birçok kentte bu çok da göze çarpmayan sempozyum binalarının içinde buna benzer böyle uzun oturmalı, uzun sandalye gibi olan oturgaçlar var. O zaman için bu sempozyumlar en nüfuzlu erkeklerin bir araya geldiği, işte meyveler, içeceklerle ziyafet çektiği, dinlendiği ve muhtelif konuları tartıştığı toplanma alanlarıymış ve bunlara uzanırlarmış. Bu şezlonglara uzanırlarmış. Bunlara da klinai ya da kline denirmiş. 16. yüzyılda Fransa'da tekrar popüler oluyor bu şezlonglar ve 17. yüzyıldan itibaren bir statü göstergesi haline geliyor. Sadece o en nüfuzların oturduğu, onların keyfini çıkardığı bir alet sahillerde, açık hava mekanlarında veya evlerin salonlarında bu şezlonglar o nüfuzlu kesimlerin bir oturgaçı. Nitekim şimdi tatil beldeleri deyince şezlonglar akla geliyor. Şezlonglar akla gelince o nüfuzluların, o elitlerin, o birazcık daha varsılların bir alışkanlığı karşımıza çıkıyor. Çünkü şezlonglar artık kamuya ait olan sahillerin işgali anlamına geliyor. Öyle ki artık özellikle Ege'de birçok aktivist bu kamu hakkını talep etmek için şezlongsuz hareketler başlatıyorlar. Çünkü o kıyıların, plajların gaspının sembolü bu şezlonglar. Bir takım işletmeciler veya işletmeler o şezlongları atarak kumsala, orada bir takım girişi kullanımı ücretli kılarak aslında kamuya ait olan bir yeri özelleştiriyorlar. Kıyı, kıyı olmaktan çıkıyor, inşaata dönüyor ve bu şezlonglar da bu kuyuya ilk taşı atıyorlar. Böylece işgal, doğal hayatın tahrip edilmesi ve ayrımcılık başlamış oluyor. Oysa anayasamızın 43. maddesi deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun kullanımının kanunla belirleneceğini ekliyor. Bakıyoruz hemen 3621 sayılı kıyı kanununda açık bir şekilde kıyılar herkesin eşit ve serbest yararlanmasına açıktır diyor. Oysa manzara bu değil. Gazete Fikir 10 Mayıs'ta buna dair bir dosya yaptı ve orada gördük ki bütün Muğla, Marmaris, Fethiye, Antalya, Bodrum, Sarıgelme, Ortaca, Dalyan hepsinde bütün plajlarda bir fiili işgaller var. Bir takım otellere, işletmecilere buralar kiralanıyorlar. Bu kiralar da büyük bir çoğunlukla devletin kendisinin kurdurduğu Muğla Çevre Koruma Vakfı'nın işletmesi üzerinden yapılıyor. Turizm Limited şirketi var onların. Ve ilk önce devlet bir vakıf kuruyor. Bu vakıfa bir işletme açtırıyor ve bu işletme bu ona vakfa tahsis edilen kamu alanlarını, kıyıları özel şirketlere kiralıyor. Böylece o kadar bir ayrım söz konusu ki artık biliyorsunuz işte para ödemek gerekiyor. Herkes de almıyorlar. Öyle ki jiletli tellerle çevirmeye başlamışlar. Bu jiletli teller bırakın insanları oradan atlayan sincapların bile ölümüne sebep olmaya başlamış. Gördüğünüz gibi bu bütün bir kıyı işgallerinin sembolü bu şezlonglar. Ve buna yönelik olarak bahsettiğim kentlerde ki aktivistler birleşerek kıyı hareketleri dayanışma ağını, kıyı dayı kurdular. 18 Mayıs 2024'te topluca bütün bu yerlerde eş zamanlı basın açıklamalarıyla
bir kuruluşu ilan ettiler. Böylece de bütün bu kıyılarda kıyıların kamusallığını savunan hareketler eşgüdüm halinde birlikte mücadele vermeye başladılar. Bu işte bu kadar sevdiğimiz, keyfini çıkardığımız şezlonglar böylesine bir kamu malı gaspının bir sembolüne döndü ve şezlongsuz hareket diye başka bir süreç başlamış oldu. Bir mücadele süreci daha başlamış oldu. Mücadele yazlıklara, bu yaza dair, turistik beldelere dair mücadele bununla da ibaret değil. Belki takip ediyorsunuzdur. Prens Adaları'nda, İstanbul'un adalarında başka bir mücadele var. Orada da İETT'nin sefere koyduğu minibüsler, oradaki aktivistler buna azmanbüs diyor. Bunlara yönelik büyük bir eylemlik var, büyük bir protesto var. Yine bakıyoruz kanuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun açık bir kararı var. Diyor ki kaymakamlık, askeri kuruluşlar ve belediye ile bunlara bağlı birimlerin sağlık, itfaiye, temizlik, emniyet hizmetleri için kısıtlı miktarda ve sadece zorunluluk arz etmesi halinde ilgili idareden izin almak koşuluyla burada araç kullanılabiliyor. Onun haricinde araç yok. Biliyorsunuz mesele eski. Önce faytonlar kaldırıldı. Oradaki atların kötü yaşam koşullarına, istismarına yönelik olarak onun yerine bir takım elektrikli araçlar koyuldu. Şimdi yazın 15 kat artıyormuş o nüfus. Dolayısıyla yetmiyor o taşıma araçları. Ve İETT aslında daha önceden bunu denemiş. Sonra protestolarla geri çekmiş. Ama bayramın hemen arifesinde bir emrivakiyle bu yeni dolmuşları sefere koydu. Bunlara azmanbüs diyor dediğim gibi adalılar. Çünkü aslında kapasiteleri önceki elektrikli araçlarla aynı. Fakat genişlikleri bütün yolları tıkıyor. Artık oradan kendileri bile tek başlarına zor geçerken bisikletliyi, yayayı, diğer araçları hiçbir şans tanımıyor. Buna yönelik protestolar bayramda da devam etti. Fakat hiç beklemediğimiz bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevik Kuvvet'ten destek istedi. Çevik Kuvvet'in hatta oradaki sorumlu müdürün talimatıyla bir takım aktivistler derbest edildi, gözaltına alındı, şiddet uygulandı. Şimdi ada gibi sakin bir yerde onların istedikleri o sükuneti korumak. Fakat buna yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir zor kullanarak oranın ruhunu tahrip edici bir uygulamaya geçiyor. İnanılır gibi değil gerçekten de. Yani bütün o hani her şey çok güzel olacak bir dönemde bu kadar basit bir konunun müzakereyle, istişareyle birlikte çözülebilecek bir sorunun bu hale gelmesi gerçekten akıl alır gibi değil. Buna dair Levent Azak bütün süreci özetleyen bir float paylaştı Twitter'da ve orada da görüyoruz aslında bunların ne kadar hacimli, çirkin olduğu, hiçbir katkı getirmediğini ve yaya bölgelerini iptal ettiğini okuyoruz. Ve oradaki sürecin bir an önce sulhle çözülmesini umuyoruz. Böyle işte bir takım yollar kapanırken, kamu işgal edilirken Almanya'dan bir video gözüme çarptı. Rettungsgasse'ymiş bunun adı. Rettungsgasse Almanca'da acil yol açılışı demek. Ve bizde o emniyet şeridinin ihlallerine bile engel olamazken Almanya, Avusturya ve İsviçre'de otoyolda bir kaza olması anında otomobil sürücülerinin verdiği refleksi görüyorsunuz. Bunun çocuklar için eğitim videoları falan da var. Yaptıkları şey çok basit. Böyle bir acil durumun ortaya çıktığı anlaşıldığında en soldaki şeritle ortadaki onun yanındaki şeritin arası boşaltılıyor. En sol şerit yana yanaşıyor. Sağ biraz daha yana yanaşıyor. Emniyet şeridi yine ihlal edilmiyor ama arada bir acil koridor açılıyor. Böylece de acil müdahale ekipleri, itfaiye, ambulans, polis oraya o trafiğe takılmadan gidebiliyor. Yani işte o biz bu emniyet şeritlerini bile yürütemezken orada bu böyle bir toplumsal refleksin oluşması ilginç. Tabii bu refleksi beklemiyor birçok ülke. Amerika yapay zeka teknolojilerini bu acil müdahale sürelerini azaltmak için kullanmaya başlamış. Artık acil müdahale ortalaması 8 dakikaya çıkmış New York'ta. 8 dakika ve bu eski ortalamalara göre 1 dakika daha yavaşmış. Nüfus artıyor, taşıt artıyor, trafik artıyor. Dolayısıyla müdahale şansı azalıyor. Buna çarede her şeye, her derde deva yapay zeka. Nasıl yapay zeka? Bunlar işte bu da enteresan. Yani belediye
bir konsorsiyumu finanse etmiş. İşte New York Üniversitesi'nin Tandon Mühendislik Okulu'nun liderliğinde araştırmacıların, uzmanların toplandığı bir konsorsiyum, J2 Smarter diye bir oluşum ortaya çıkarmışlar. Ve bunlar Manhattan'dan başlamak üzere bir takım mahallelerin dijital ikizlerini yaratmış ve o yol boyunca o ışıkların, trafiği kontrol ederek hem öncelikle belediye otobüslerinin daha hızlı bir şekilde gitmesi, yani önceliği ona veriyor. Bizim tercihli yolları bu sefer aynı yolu kullanarak fakat orada ışıkları otobüslere yeşil yakacak şekilde geçirmesine izin tanıyacak bir teknoloji geliştirilmiş. Ve bunu şimdi işte itfaiye, ambulans, polis gibi acil müdahale ekipleri içinde kullanmaya başlamışlar. Böylece işte otobüsler veya itfaiye veya ambulans bir yerden bir yere giderken rota üzerindeki ışıklar onların geçeceği şeklinde açılıyormuş. Bunu şöyle anlatalım. Hani bir bakan veya omzu kalabalık biri geldiğinde her kavşağa polis koyarak o trafik açılır ya. İşte onu yapay zekayla, ama bu sefer omzu kalabalıklar için değil de acil yetişmesi gerekenler için kullanılmaya başlanmış. Bunun ilk örnekleri yılda 9107 saat kazandırmış bu araçların ulaşımına. Bu yaklaşık olarak 569 bin dolara tekabül ediyor. Yani zaman kaybı yok, benzin harcaması yok ve dolayısıyla da aslında zaman tasarrufu ve karbon monoksit emisyonunda bir indirim yapılıyor. Dolayısıyla akıllı şehir dediğimizde böyle teknolojik işte dijital web sayfaları değil, tam da işte acil ihtiyaçlara yönelik böyle müdahalelerin akla gelmesi gerekiyor. Daha basit toplu taşımadan devam edelim. Bu sefer Zürih'e gidelim. İsviçre'deki tramvay son zamanlarda bu tramvay kazalarının artması üzerine bir teknoloji üzerine çalışmaya başlamış. Tramvaylara hava yastığı koyulmuş. Görüyorsunuz tramvay bir yayaya ya da bir canlıya yaklaştığında oradaki kokpit içinde, kokpit diyelim yani vatmanın bulunduğu alandaki sensörler devreye giriyor ve bu gerçekten yastık açılıyor ve çarpmanın şiddetini azalıyor. Böyle 110 tane tramvayın siparişi verilmiş ve sadece Zürih'te değil başka yerler için de bu uygulamanın yaygınlaşması bekleniyormuş. Buradan olmazsa olmaz, her programda ismini zikretmezsek olmuyor sanırım. Paris'e gidelim. Paris'te daha önce de konuşmuştuk. Ses kirliliğiyle mücadele devam ediyor. İlk tur bitti. İlk 5 yıllık plan bitti. O plan sayesinde yaklaşık ortalama 2 desibel gürültü kirliliği azaltılmış durumda. Şimdi burada 1 veya 4 desibel daha indirilmesi planlanıyor 2026 yılına kadar. Burada işte bir takım çalıştaylar yapılıyor. Nasıl buna engel olunur? Yani hem gece yaşantısının o canlılığına zarar vermeyecek ama insanların da uyuma hakkını engellemeyecek bir çare bulunmaya çalışılıyor. Burada da işte görülen o ki %63'müş. Rahat rahat uyku uyuyabilen Parislilerin oranı. Dünya Sağlık Örgütü'nde %54'müş. Yani yaklaşık %10'luk bir uyku kazandırmak amaçlanıyor Paris içinde. Bunun için farklı uygulamalar var. İşte daha önce görmüştük ses radarları veya bir takım uygulamalar. Bunun yeni versiyonu da yeni bir asfalt türü. Bu asfalta BBFON artı deniyor. Bu hem o lastik gürültüsünü azaltıyor hem de ısı adası etkisini azalttığı söyleniyor. Fakat ısı adası etkisi istenildiği kadar etkili olamamış. Sadece 1 derece indirebilmiş. Hedeflenen 3 dereceymiş ve bu yönde hem işte ses kirliliğini hem de ısı adası etkisini azaltan teknolojilere Paris çalışmaya devam ediyor. Bunun üzerine toplantılar, buluşmalar yapılıyor. Biliyorsunuz Çalıştay mevsimi Türkiye'ye de geldi. Stratejik planların döneminde belediyeler büyük bir hevesle, büyük bir iştahla Çalıştay serilerine başladılar. Her belediye stratejik plan sürecinde halkla temas etmek için muhtelif konularda çalıştaylar düzenliyor. Fakat Almanya'daki bir çalıştay, belediye başkanlarımızın, kamu idarecilerimizin 1000 yıl aklına gelmeyecek bir çalıştay, tuvalet çalıştayı. Almanya'nın ilk okul tuvaleti çalıştayı gerçekleşmiş 18 Haziran'da Guardian'dan öğreniyoruz. Bu ne? Neden? Meğersem Almanya'da bu okul tuvaletlerinin pisliğinden dolayı birçok çocuk bütün gün tuvalete gitmiyormuş. Yani orası kirli, pis, tehlikeli, kokuyor diye.
Ve dolayısıyla da aslında beslenmelerini de bu aksatıyor. Hani tuvalete gitmemek için sıvı katı beslenmelerini yapmıyorlar. Bu sorunun ciddi bir boyuta geldiğini gören yetkililer bu konuda bir çalıştay, bir yarışma düzenlemişler. Bu yarışmada insanların bu tuvalet temizliğini arttırmak için tekliflerini, özellikle öğrencilerin, gençlerin tekliflerini almışlar. Ve 135 okuldan 14'üne yaklaşık 50 bin euro tutarında ödül dağıtılmış. İlginç teklifler var. Yani işte saksı bitkileri koyalım, disko topları koyalım, koku dağıtıcılar, cep telefonu tutucuları koyalım, bol miktarda sabun ve tuvalet kağıdı koyalım gibi fikirler ödüllendirilmiş. Bunun haricinde işte başka teklifler de var. İşte kontrol listeleri hazırlansın, ücretsiz renk dönemi ürünleri koyulsun, sifon çekmek öğretilsin, daha iyi nişan almayı teşvik etmek için pisuarların arkasına şakalar ve beyaz tahtalar, futbol kaleleri yerleştirilsin gibi mizahlı öneriler de var. Hatta bir grup genç gördüğünüz filmi çekmişler. O küçük yaştaki gençlere tuvalet vermek için kendileri de bu işin ucundan tutmuşlar. Tuvaletten enerji köşemize gelelim. Yeni bir teknoloji bu güneş, özellikle güneş enerjisi kullanımı için İspanyol üretici Solrayna yeni bir teknoloji geliştirmiş. Güneş penceresi diyor bunlar. Bunlar termal ve akustik yalıtımlı panellerden oluşuyor. Dış cephelerde de kullanılıyor. Böylece hem bir tamperli cam elde ediyorsunuz, hem de pencerelerin yönünü güneş ışığına göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu standart bir güneş panelinden çok daha randımanlı bir güneş penceresi 150 ila 225 watt metrekare wattta üretim yapabiliyor. Bu da sıcak günlerde elektrikli klima ihtiyacını %80 oranında azaltıyor. Çünkü hem yansıtıyor hem de yansıttığını depolamış oluyor. Ve çatı kurulumlarından %15 daha fazla fotovoltaik enerji üretebiliyor. Böylece çünkü çatılar daha fazla ısındığı için orada bir enerji kaybı olurken pencerelerde bu olmuyormuş. Enerji köşemizden sonra bir veda edelim. Vedamızı sizin sadece program vedası yapmayalım. Benim de çok sevdiğim bir mekanın vedasıyla bitirelim. Beşiktaşlıların çarşı grubunun mabedi sayılan Kazan ne yazık ki kapanıyormuş. 45 yıllık bir ömürden sonra Beşiktaş'ın çarşısında hem fiziki çarşısında hem de futbol çarşısında çok önemli yer tutan bu mekanın kapanışını çok üzüldüğümü söyleyeyim. Benim de birkaç kez gitmişliğim var ama oranın ruhu herkesin malumu sanıyorum. İşte bakın videoda da dediği gibi Beşiktaş Meydanı'nda küçük bir masa çekilmezdi ortam dostlar olmasa. Tutar mı kartalı altın kafes? Her şey tamam garson. Bana bir Efes, uzun bir Efes. Sevdalı gönüllerde hasret diner mi? Başkanım İnönü bu yıl biter mi? Efes'i getirmen uzun sürer mi diyelim ve uzun sürmüş bir ömrün ardından Beşiktaş için, çarşı için bu kadar önemli bir mekanın, mabedin kapanmış olmasına dair üzüntümüzle ve Melih Bakçay'a da buradan bir selam yollayarak bitirmiş olalım. Beşiktaşlar için kötü bir haber ama başka yerde açılacak. İnşallah Beşiktaş'ta bir yerde açılacak. Böyle yerlerin kıymetini bilmek, böylesine mekanlarla, kurumlarla, topluluklarla özdeşleşmiş mekanların kıymetini bilmenin gereğini hatırlatmış olalım. Hem size hem Kazan'a bu vesileyle veda edelim. Hoşça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.